edenler Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin konuğumuz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Başkanım evet Ramazan ayındayız. Bu anlamda Sivas'ta Ramazan nasıl geçiyor? Pandemi nedeniyle geçen yıllarda kurulmayan iftar çadırımız bu yılda kurulmadı. Neler söyleyeceksiniz bu anlamda? Evet, öncelikle tüm hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyor. Hayırlı iftarlar diliyorum. Ramazan ayı Sivas'ımızda her yıl olduğu gibi yine anlamına uygun bir şekilde yardımlaşmanın, paylaşmanın, dayanışmanın en iyi örneklerini sergileyerek devam ediyor. Bu noktada ben tüm hayırseverlerimize ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Malumunuz son iki yıldır, bu yılı da sayarsak 2020 yılından itibaren ülkemiz ve dünya pandemi gerçeğiyle karşı karşıya kaldı ve farklı tedbirler uyguladık. Bunlardan en çok da sosyal çalışmalar, kültürel çalışmalar etkilendi. Bu kapsamda da Ramazan çadırını 2020 ve 2021 yılında pandemi nedeniyle kurulmamıştı. Bu yılda Ramazan başladığında ekibimizle bir araya geldik ve bir değerlendirme yaptık. İftar çadırı mı kuralım yoksa pandeminin bize kazandırdığı güzel bir alışkanlık oldu. Biz her ev bir iftar çadırı mantığıyla evlerimizi iftar çadırı haline getirerek bu noktada ki mahallelerde vatandaşlarımıza iftar ikram etmiştik iki yıl boyunca. Evet. Çadır kurulmadığı için böyle mi yapalım, çadır mı kuralım? Ve üniversitemizin de bize bir teklifi geldi. Üniversitemiz bugün kendilerine de teşekkür ediyorum. Günlük 2500 öğrenciye iftar yemeği veriyorlar. Bu noktada bizim de katkı sağlayıp sağlayamayacağımızı sordukları zaman biz geçen yılki pandemi dönemindeki başlattığımız uygulamaları yani ihtiyaç sahibi ailelerimizin evine iftar gönderme ve öğrencilere destek olma noktasında karar aldık ve hava şartlarının da etkisiyle ki artık Ramazan her yıl kış aylarına geliyor. Evet. Bu yıl iftar çadırı yerine bu noktadaki sosyal yardımları daha artırarak bu şekilde devam edelim dedik. Ve bunu da bu noktada devam ettiriyoruz. Cidden de güzel bir teveccüh var. Çünkü biz asıl olan Ramazan'da yardımlaşmaktır. Evet. Dayanışmayı ortaya koymaktır. Paylaşabilmektir. Paylaşmanın biçiminin şekli de aslında çok çok önemli yok. Önemli olan o ihtiyacı görmek. Biz Sivas Belediyesi olarak bu noktada hem üniversitemizle birlikte öğrencilerimizin belli bir iftarına katkıda sağlayarak hem yine elimizde faaliyet gösteren yine öğrenci evleri, öğrenci yurtlarına da bu noktada destek olarak ve evlere de iftar göndererek bu yılki bu programı böyle icra ediyoruz. Çok iyi. Sayın Başkanım, şimdi hemen su mevzusuna gelmek istiyorum. Çok önemli arz ettiğini düşündüğüm için yine Ramazan ayı dolayısıyla. Malum çok çetin bir kış geçirdik. Biz halk olarak belki yoğun kar yağışı nedeniyle barajların su seviyesinin dolduğunu düşünüyoruz. Sizce de bu doluluk gelecekteki bizim su ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde mi? Şöyle söyleyeyim, şimdi ilimizin su ihtiyacının büyük bir kısmını Tavra Deresi'ndeki kuyulardan 1300 litre bir su ihtiyacı var litre bölü saniye. Bunun 300 litresini barajdan 1000 litreye yakında Tavra Deresi'nden karşılıyoruz. Son yıllarda bölgedeki kuraklık nedeniyle maalesef 4 Eylül barajında ilimize su temin etmek üzere inşa edilen, planlanan ve yapılan 4 Eylül barajında kuruma noktasına geldi. Yani bu yıl kışın ölü bölge dediğimiz noktadan su almak zorunda kaldık su seviyesi düştüğü için. Ve bu da suyun kalitesiyle ilgili birçok şikayete neden oldu. Haklı şikayetlere neden oldu. Şu an öncelikle bu konuyu açıklayayım. Bir, Tavra Deresi'nden aldığımız su yer altına indikçe sertlik derecesi yükseliyor. Yani kireçli. Evet. Hemşerilerimize daha anlaşılır bir şekilde ifade etmem gerekirse suyun kireç oranı sertlik derece artırıyor ve bunun dolayısıyla bir sıkıntı oluşturuyor. Dönem dönemde ölü bölgeden su aldığımız için barajdan da onun da farklı sıkıntılar oldu ama şu anda kışı biz rahmet gördük, karı rahmet gördük, bereket gördük. İyi bir kar yağışı aldı. Baraj istediğimiz seviyede bir doluluk oranına henüz gelmedi ama kar erimeleri devam ediyor. İşte karların erimesiyle, tamamen erimesiyle, bahar yağmurlarıyla birlikte inşallah Rabbim bizi bu yazda daraltmayacak. Su belli bir noktaya gelecek. Şu anda ölü noktanın üzerine çıktık. Yaklaşık 7 metre üzerindeyiz ölü noktanın. Belli bir noktaya su geldi ama istediğimiz bu noktada değil. Yine bu havza fazla kar almadı. Yani 4 Eylül barajını besleyen havza fazla bir kar almadı ama inşallah bir sıkıntı yaşanmayacak. Biz bunu zaten uzun yıllardır yani göreve geldiğimiz andan itibaren takip ediyorduk. Konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştik. Yatırım programına alındı 2020 yılı içerisinde.
projesi yapıldı. 2021 yılı içerisinde yatırım programına alındı. Projesi yapıldı. Bu yatırım programlarından ve projesi yapılan proje hangisiydi? Hafik Özen Pusat Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su nakli projesi. Ve hızlı bir şekilde yılın sonu olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın izniyle birlikte Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı ihale iznini verdi. İhalesi yapıldı. Şu anda ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı, firma üretime başladı. O suyu getirecek geniş kalın boruların üretimine başladı. İki etaplı bir proje yapıyoruz. Proje bedeli yaklaşık 600 trilyon lira eski parayla. 600 milyon liraya ihale edildi. Artık KDV'siyle birlikte 650 milyonluk bir proje. İki etapta yapacağız. Projenin tamamı ihale edildi ama öncelikli olarak arıtma tesisinden Seyfebeli'ne kadar olan ki 12 kilometreyi yapımını yaparak o bölgeye kadar gelen sulama suyundan barajın Sivas'ın ihtiyacı olan saniyede 350-400 litrelik suyu baraja aktardığımız zaman inşallah Sivas bir sorunu yaşamayacak. Bilahare'de projenin tamamı devam edecek ve Hafik Özen Pusat Barajı'na kadar olan ki 50 kilometrelik isale hattı çekilmiş olacak. Bu noktada biz gerekli tedbirleri alıyoruz. Biraz önce de söyledim. Biz karı rahmet, bereket olarak gördük. Hiçbir zaman karla mücadele edemedik. Yeter ki yağsın dedik. Ve Rabbim de ülkemize de milletimize de bir bolluk, bir bereket. Eskilerin güzel bir deyimi var. Kar yılı, var yılı diye. İnşallah bu yaz da bereketli geçecek. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ama en az bunun kadar önemli olan da ben her zaman söylüyorum, bir kez daha söylüyorum. Suda israfı önlememiz lazım. Suda tasarruflu kullanmamız lazım. Şunu hepimizin çok iyi anlaması lazım. Dünyada hiçbir kaynak sınırsız değil. Su kaynaklarımız da sınırsız değil. Dolayısıyla biz evet gerekli tedbirler alacağız. Sivas'ı susuz bırakmamak adına gerekli önlemler alacağız. Gerekli yatırımları yapacağız ama en az onun kadar belki de daha önemlisi gelecek nesillere yaşanılabilir, temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakabilmek adına suyu ve tüm kaynaklarımızda israfı önleyeceğiz. Tasarruf tedbirlerini en azami seviyeye alacağız. Bu anlamda hemen Sayın Başkanım sözünüzü bölüyorum ama sizin katılım sağladığınız bir programda kıymetli bir öğretmenin Su Hayattır projesinde siz en de derhalinden bu projeyi hayata geçirme planınızın olduğunu söyleyerek hassasiyetinizi göstermiş oldunuz ki sanırım bu noktada biz, ben öğretmenimize de teşekkür ediyorum. Evet. Kendisini de gittik, ziyaret ettik. Farklı, güzel, farkındalık oluşturacak projeler de ortaya koyuyorlar. Onun ve onun gibi farkındalık oluşturabilecek her projeye biz destek oluyoruz. Özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ortaklaşa yapacağımız pandemi nedeniyle çok yapamadık. Çünkü okuldan aileye gidecek bu farkındalık projeleri de çok çok etkili oluyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimize farkındalık oluşturmak adına bu noktada suyu tasarruflu kullanma, israfı önleme, çevremizi temiz tutma, doğaya sahip çıkma gibi alanlarda da her kesimle biz ortak projeler, farkındalık oluşturacak projelerde birer hayata geçiriyoruz. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz neler olur? Ben hemşerilerimizin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Cidden Ramazan'ı güzel bir atmosferde geçiriyoruz. Bu yıl teravih camilerimiz açık, teravihlerimizi eda ediyoruz. Biz Sivas Belediyesi olarak da bu noktada da hemşerilerimize bilgi vermek istiyorum. Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Hayat Ağacı Derneğimizle birlikte bu yıl sosyal yardım anlayışımızı değiştirdik. İhtiyaç sahibi hemşerilerimize gıda paketi yerine Sivas'ın yerel marketleriyle, Sivas'ta faaliyet gösteren tüm yerel marketlerle anlaşarak onlara nakit olarak ihtiyaçlı yerine çek, 400 TL'lik çek ve onun yanında 2 kilo et, 600 gram kavurma ve 2 kangal sucuğu verecek şekilde onların sofralarına destek olmaya gayret ediyoruz. Bu noktada ben herkesime de söyledim. İhtiyaç sahibi olup da bizim ulaşamadığımız kimseler varsa bizim Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ulaştıkları zaman biz bu noktada hemşerilerimizin desteğiyle, bizim sağladığımız bütçeyle onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Bizim temsil ettiğimiz makam hizmet makamıdır. Biz burada hemşerilerimize, milletimize, şehrimize hizmet etmek için buradayız. Bu hizmette de bizim en büyük paydaşımız, destekçimiz hemşerilerimizin yol gösterici, bize doğru, güzeli, daha güzeli, daha iyi yaptırmak adına söyleyecekleri eleştiriler, fikirlere de ben hep söylüyorum. Her zaman açığız. Sivas bizim ortak paydamız. Milletimizi,
bizim hizmet etmemiz gereken en önemli değerimiz. Biz memlekete hizmet etme imkanı verdiği için Rabbimize şükrediyoruz. Bu noktada da hemşerilerimizle birlikte yol yürümekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Ben bu vesileyle tekrar hemşerilerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor. Hayırlı, bereketli ve anlamına uygun bir şekilde idrak etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin diyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Aynı dilekleri bizler de sizlere sunuyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Sayın Başkanım sağ olun.